Ne dikkat ederseniz İslam yücelerinde bu şehadet hazzı üzerinde birbirinden muhteşem görüntüler vardır. Başlangıcını çeken bu şehadetin Hazreti Sümeyye, gönlünü Efendimiz uğrunda parçalamadıkça içi rahat etmeyen Hazreti Hamza. Şimdi Hazreti Hamza'nın şehadetini herkes sanır ki işte bir ok geldi, mızrap geldi de göğsünden vuruldu, şehit oldu. Peki ondan sonra niçin göğsü var, parçalandı, gönlü, kalbi çıkarıldı? Hazreti Hamza Efendimiz uğruna kalbi parçalanmadıkça hazzını alamamıştı şehadeti. Onun için şehitlik dediğimiz hadisede insanüstü bir hadise vardır. Allah'ın seyriyle gönlün tecellisinin çakışması vardır. İç içedir. Ve o anda Allah şehitle tecelli etmiştir. Ve şehit Allah'ın hazzını almıştır kesinlikle. Bu şeyin hikmetin bir göstergesi olarak da şehidin ne yıkanmaya ne namazına hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Çünkü biliyorsunuz cenaze namazında gönle müminin Allah'ın bir tecellisi murad edilerek cenazede ölenin kalbine doğru namaza durulur. Zaten orada tecelli etmiş şehitte. Onun için yani böyle bir formalitiye bile düşünceye, örfe girmemiştir. Ama bunun bir istisnası vardır biliyorsunuz. Hazreti Hamza'nın şehadet namazını Efendimiz 7 defa kıldırmıştır. Bu söylediklerimizin hilafında, tersinde bir hadise değildir. Farikanet Efendimiz Hazreti Hamza'nın şehadeti sırasında ilahi tecellinin ne şiddetli bir nur halinde, ne ilahi bir görüntü halinde yansıdığını sezdiği bildiği için eshabına o zevki tattırabilmek için Hamza'nın namazını kılacağız diye emretti. Ve eshab da Allahu Ekber diye namaza durunca hepsi birden kendisini cennette buldu. Ve Hazreti Hamza'nın 7 defa üst üste kılınan 7 namazının 7'si de cennette cereyan etti. Yani oradaki o namazın hikmeti Hazreti Hamza'nın gönlünde Fahri Kainat Efendimiz'e şiddetli bir yansıma duyan Sevda-i Muhammedi'nin sırrı içerisinde Allah'ın tecellisi çakışınca oradaki nur kaybolmadı. Onu eshaba gösterebilmek için Efendimiz 7 defa şehit namazı kıldı.